كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bir mesele daha var. Şimdi Koton diye bir marka var. Reklamında yapmıyoruz aslında. Reklamda sayılmaz bu da. Allah onlara da selamet versin. Koton bir reklam yapmış. Bir şey, kıyafet reklamı. Aynen onu da aktarıyoruz. Aynı onların paylaştığı şekilde. Kapalı bir kadın pantolon giyer mi? O ne der? Bu ne der? Kim? Yani o ne der? Bu ne der? Bir de hani ünlem soru işaretleri falan koymuşlar. Kim ne isterse onu giyer. Etiketleri çıkar. Şimdi herkese saygı moda. Ekrana da bir tane kapak resmine kapalı bir tane hanım koymuşlar. Altında kot pantolon, üstte başörtü, üstü şişhane, altı kava. Artık her neyse. Bak işte. Ne oluyor bunlar biliyor musun kardeşim? Normalleşiyor. Normalleşiyor kardeşim. Artık hani bu örneği sürekli veriyorum. Aslında bu örneği çoğaltmam lazım. Niye? Eskiden televizyonda ya öpüşme sahnesinden de geçtim. Bir kadının bir tarafı yanlışla bir tarafı gözükse mesela diyorum. Televizyon kapatılırdı. Evde bir şey olur, bir utanma, arlama, bir sıkılma olur. İnsanlara bir kızarma olurdu. Bugün televizyonlarda millet aleni öpüşüyor, sevişiyor. Evin reisi oğluna diyor ki ula bir çık diyor, şunu bir sesini aç diyor ya. Ya arkadaş, bak memleket şu anda bu halde. Ey gidi Koton. Sen şimdi burada kalkıp bunu yaparak ne yapıyorsun? Sen ayete muhaleflik yapıyorsun. Bakın bir hadis okuyacağım. Kendini erkeğe benzeten kadın ya da kendini kadına benzeten erkek. Bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. Ama kendini erkeğe benzeten kadın, kendini kadına benzeten erkek bu kokuyu dahi alamayacak. Ve sen kalkmışsın bir kıyafet firması. Sana ne ya? Sana ne el alemin kadınından, pantolonundan, sana ne? Özgürlükten sana ne? Sen yapıyorsan bile yap, reyonuna koy. Bunu resimlerle, yazılarla, belgelerle alenileştirip sanki normal bir şeymiş gibi, burası sanki Amerika'ymış gibi, Fransa'ymış gibi, kadınlar tabii giyecek kardeşim. Ne demek giyecek ya? Ya kadının kot pantolonu ne işi var kardeşim ya? Kadının pantolonu ne işi var? Kadının kıyafeti etektir, çarşaftır. Eteği de evinde kocasına giyecek. Dışarı kıyafeti çarşaf, ferace. Vücut hatları belli olmayacak. O koca ondan mesul olacak. Ama bakıyorsun adam deyyus. Bak adam deyyus. Deyyus ne demek? Karısını kıskanmayan. Karının her tarafı meydanda, adam onun elinden tutuyor, sokaklarda yürütüyor. Bakın bu benim karım, gurur duyar gibi. Bakın karımın orasına, bakın karımın burasına, benim karımın orası burası böyle diyor. Kusura bakmayın arkadaş. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben açık açık konuşuyorum. Biz açık açık konuşmazsak işte millet böyle karısını millete ifşa eder, teşhir eder. Ondan sonra biz konuşuyoruz. Ya siz ne konuşuyorsunuz? Konuşuyorum kardeşim. Sen Allah Celle Celaluhu ayetine savaş açıyorsun. Allah Celle Celaluhu ya Müslüman kadınlara ve Müslüman erkeklere söyle gözlerini yumsunlar diyor. Yani en başı hani bakmayın namahrem bile bakmayın. O da çarşaflısına, kapalısına bile dahi bakmayacaksın. O anlamda sen kalkıp örtünme ayeti varken, vücut hatlarının belli olmamasıyla alakalı yüzlerce hadis varken bunu aleni yaparsan, sen bir kıyafet firması olarak ulu orta çıkıp da işte kim ne karışır artık, herkes kim ne onu giyer, işte herkese saygı. Neymiş efendim? Kadın böyle giyecek, saygı duyacaksın. Tamam, o ulu ortasında sevişin, saygı duyalım. Yavrunuzu yapın, saygı duyalım. Bu mu? Ya arkadaşım şunu kafanızda koyun, burası Müslüman ülkesi. Ya burası, bunlar gerçekten bak burayı şey zannediyorlar artık. Kafir memleket zannediyorlar. Ama işte bak yine ama diyorum. Maalesef bunun müsebbibi o Müslümanlar. Kafasında başörtü, kıçında daracık pantolon, her tarafı meydanda. Ondan sonra kardeşim o markada onları görünce demek ki diyor bu millette potansiyel var. Ya bak gerçekten şunu ciddi anlamda söyleyeyim. Koton suçlu. Hiç haklı tarafı yok. Ama bir tane kot pantolonlu kadın sokakta olmasa bunu yapabilir mi adam? Yapamaz. Ya der ben bunu yapacağım da kim giyecek bunu? Yalan mı kardeşim? Kime satacağım ben bunu? Ama bakıyor ki sokaklar zaten Allah selamet versin. Şimdi yeni moda ne? Başı kapat, kıçı aç. Altta mini etekle
başı kapalı millet var yani. Onlar da bize atıyorlar. Manyak bizim millet de manyak. Yani hocam şuna baksana. Neyine bakayım lan? Çılgınlıkla kadının resmini atıyor bana. Ya arkadaşım niye atıyorsun? Her neyse mesele o değil. Ama mesele şu. Bu memleket bu hale nasıl geldi? Soru işareti. Bak sıkıntı bu mesele de sıkıntı kardeşim ya. Allah Allah. Bak ben burada o firmaya bir daha söylüyorum. Kesinlikle savunulacak haklı bir tarafı yok. Ben şimdi işte süslümanlara, işte kot pantolonlu kadınlara bir şey diyorum. İşte koton o bakımdan haklı. Hayır. Ama işte bu işi buraya getiren o kadınlar. Şimdi şu memlekette sözde %99'u Müslüman. Sözde ben bunu senelerce söyledim sözde diye. 90'ların altına falan indi. Bayağı gitti yani aşağılarda. Şu anda dolar gibi düşüyor Müslümanlık sayısı tabii. Şu Müslüman memlekette diyelim. Dıştan bakınca Müslüman. Sokaklarda ulu orta aleni içki içilmese, bu kadar meyhane olmasa, bu kadar işte bar pavyon olmasa, bu tekel bayileri, bu içki satan yerler bunları satabilir mi kardeşim? Satamaz. Niye? Bunu içen var diyor, ben bunu satarım. O firma diyor ki bunu giyecek benim müşterim hazır. Hazır diyor, benim müşterim kapıda bekliyor. Ama sen bu işi meşrulaştırırsan, ben bunu eğer yapan bir Müslüman evladıysa söylüyorum kardeşim, acilen tövbe et, nikah, evliysen nikahını tazele. Kimse kimseye karışamaz, saygı duyacak dersen kusura bakmayacaksın. Sen Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerine savaş açıyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine karşı geliyorsun, savaş açıyorsun. Ben kabul etmiyorum diyorsun. Olur kardeşim ya, giyinsin ne olacak be kardeşim ya. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Kur'an 1400 küsür senedir geçerli ve kıyamete kadar geçerliliği devam edecek. O zaman inen ayet sanki bugün inmiş gibi tazecik. Ya işte az önce söylediğimiz ayet, inanan erkeklere, inanan kadınlara söyle gözlerini yumsunlar, harama bakmasınlar. İyi o zaman, Kur'an o zaman indiyse şu anda serbest mi gözünüz? Hı? İçki o zaman haramdı, o zaman indi Kur'an, şu zaman serbest mi? Haşa ve kella, ne alakası var? İşte Kur'an'ın hükümleri hala geçerli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri hala geçerli. Uyacaksın. Bu kıyafet firmalarında en güzel yapacağın şey protesto için gitmeyeceksin kardeşim. Ama sesini duyuracaksın. Müşteri hizmetlerini arayacaksın. Bu halt ediyorsun. Reklamını yapma kardeşim. Burası Müslüman ülkesi ya. Sesini çıkar, tepkini ver. Niye? Mahşer gününde Allah Celle Celaluhu seni hesaba çekecek. Diyecek ki bak böyle böyle bir şey vardı. Sen bu reklamı gördün, bu paylaşımı gördün. Neden ses çıkarmadın? Görmenin hesabı yok. Bak bu konudan bahsediyorum. Mesela adam görmemiş. Bu reklamı görmemiş. Hiç duymamış da. Bu adam mesul değil. Ama o resmi görüp şu anda bizi duyan duydu. İzleyen izliyor. Herkes mesul. O kotona, o tepkiyi hiçbir şekilde yapamıyorsan bu sohbeti paylaşarak o tepkini koyacaksın. Yoksa mahşer günü Allah Celle Celaluhu seni hesaba çektiği zaman verecek hesabın olmayacak kardeşim. Açık açık uyarıyorum. Müslüman ülkesinde salyangoz sattırmayız. Sattırmam arkadaş.